Bu kişinin hayatlarını organizasyon bulsak, her bir taharat ve namaz aldıdan, bir cage kirişten aldın, uykudan uyguladılarda misvak işletişlerini bilemiz. Yani siretlerini organizasyon bulsak. Aksa uğradığın bulsalar, ya kolları bilen, ya kıyımları bilen ağızlarını tosup, ilacı barıca, o şey aksanı sekirrak, yani kattık ağızlamaz, pasra ağızda uruşlikke hareket kıgarlıklarını koramız. Bu hammasi ana şu pokizalik, her bir şahsda buluş kerak bo'lgan ozodalikka dalolat qiladi. Albatta, musulmon kishi doimo tahoratli yurishligiga Rasul Akram sallallohu alayhi va sallam targ'ib qilganlar. Hattoki tahoratni ustiga olingan tahoratni nurni ustiga nur deb vasf qilganlar. Shu nuqtai nazardan agar musulmon kishi bir kunda 5 mahal namoz o'qiydigan bo'lsa, demak inshaalloh 5 marta tahorat qiladi. 5 marta tahorat qiladigan odamni aksar a'zolari tahoratda bilamiz, badanidagi a'zolarni ko'p yuviladi. Doimo pokiza turadi degan. Shu bilan birgalikda musulmon kishi ma'naviy jihatdan ham ana shu tahorat orqali poklanadi. Rasul akram sallallohu alayhi va sallam hadis shariflarining birida Abu Umama radıyallahu anhu'dan qilingan rivoyat qilingan hadisda shunday deydilar. İza tawadda'a ar-rajulul muslimu kharajat zunubuhu min sam'ihi wa basarihi wa yadayhi wa rijlayhi fa in qa'ada qa'ada maghfuran lah. Albatta bir musulmon kishi tahorat oladigan bo'lsa, uni gunohlari quloqidan, ko'zidan, ikki qo'li va oyoqlaridan chiqib ketadi. Keyin o'tiradigan bo'lsa, mag'firat qilingan holatda o'tiradi deydilar. Ya'ni bu hadis sharifda pokizalik, ya'ni poklik, ozoda bo'lishlik nafaqat badanni, balki uni gunohlardan ham forig' bo'lishligini ko'rsatadigan hadis sharif hisoblanadi. Xususan tahorat olganda burunni chayish, og'izni chayish, misvok ishlatishga alohida ahamiyat berilgan.